Weblejyon'dan herkese merhabalar. Pek çoğumuzun muhakkak iyi veya kötü bir anısının bulunduğu TOFAŞ ve TOFAŞ grubu araçlar günümüzde hala kullanılıyor. Zaman zaman 2000 öncesi otomobillerindeki güvensizlik ile karşımıza çıksa da markanın seveni de bir hayli çok. Peki TOFAŞ nasıl kuruldu? Gelin bakalım. TOFAŞ nasıl kuruldu? 1968 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Koç ve İtalya merkezli otomobil devi arasında yapılan anlaşma sonucu TOFAŞ kuruldu. Kısa süre içinde fabrikası inşa edilen şirket 1971 yılında üretime başladı. Üretilen ilk araç Murat 124 adıyla piyasaya sürüldü. Bu ismi almasının sebebi ise fabrikanın Bursa'da yer alması ve Bursa'nın 3. Osmanlı Padişahı olan 1. Murat tarafından Türk topraklarına katılması olarak belirtildi. Zamanla halk arasında bu otomobile Hacı Murat ve Hacı Muro benzeri isimler takıldı. O dönem hacca kişisel otomobillerle gidilebildiği için hacca giden araçlara bu isimler veriliyordu. Ayrıca Murat 124 veya Hacı Murat Türkiye'den ihraç edilen ilk araç oldu. Bunun yanında ünlü şarkıcı Ajda Pekkan da o dönem bu aracı satın alarak büyük manşet olmuştu. Murat 124 ile başlayan yolculuk Murat 131 ile devam etti. Bunların ardından ise TOFAŞ'ın en popüler araçlarından biri olan Şahin geldi. İlk defa 1976 yılında üretilen bu otomobil 1981 yılında Doğan ve Kartal modelleri takip etti. Kuş serisi olarak adlandırılan bu araçlar o dönemde Türkiye'nin en popüler araçları olmayı başardı. Polis aracından taksisine kadar pek çok alanda yer aldı. 80'li ve 90'lı yıllar TOFAŞ'ın kuş serisi önderliğinde geçerken Tempra, Uno ve Tipo gibi yeni modeller de piyasaya sürüldü. Dönemin gereklilikleri ve Fiat markasının vurgulanması nedeniyle TOFAŞ ismiyle üretilen son araç 2002 yılında piyasaya sürüldü. Bu noktadan sonra TOFAŞ üretimlerine Fiat markası ve çatısı altında devam etti. Bugün satış rekorları kıran Fiat Egea'dan tutun Pierna'ya kadar pek çok araç TOFAŞ fabrikasında üretilmekte. Bilim, gündem, dizi film, kripto para, otomobil, teknoloji ve daha birçok içeriğe sosyal medyada da rastlamak isterseniz bizi Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bizlere görüşlerinizi belirtmek istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.